tell me you're no good. I'm brushing away to you, the weight of you of my shoulders. Done with my cigarette. Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig 6. Bölge 2. grupta mücadele eden Bayburt 1918 FK takımında keyifler yerinde. Bursa Kültür 1987 spor maçı öncesi son çalışmalarını maçın oynanacağı Nurtepe Stadı'nda gerçekleştiren kağıthane temsilcisinde futbolcuların neşesi gözlerden kaçmadı. Maç öncesi son antrenmanı ziyaret eden Bayburt 1918 FK Başkanı Bünyamin Yazıoğlu, geçen sezon oynatılan daraltılmış lige katılmayarak çok yerinde bir karar verdiklerini, 4 yıl önce belirledikleri profesyonel lig hedefine adım adım ilerlediklerini belirterek futbolcularına ve teknik ekibe olan güvenini yeniledi. Yanımızda Bayburt 1918 FK Spor Kulübü Başkanı Bünyamin Yazıoğlu var. Sevgili Başkan, Bölgesel Amatör Lig'de iyi bir seyir izliyor şu anda takım. Takımın şu andaki durumunu konuşacağız ama şöyle bir gerçek vardı. Bir önceki dönemde İstanbul Bayburt adıyla, şimdi şu andaki Bayburt 1918 FK adıyla kulüp aslında tüm hazırlıklarını yapmıştı. Şampiyonluk parolasıyla da hazırlanmıştı ama o daraltılmış lige katılmak istemedi. İlk önce belki bunu merak eden Bayburt'tan takipçilerimiz var. Belki bunu merak edenler vardır. Bu konuda bir açıklama yapıp daha sonra bugüne dönelim. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu benim bireysel bir fikrim değildi. Biz bu tip konuları veya herhangi bir konu olursa olsun kendi aramızda istişare ederek öyle karar verip hareket ediyoruz. Bu sıkıştırılmış lige de yine kendi aramızda istişare ettik ve bunun sonucunda katılmama kararı aldık. Bu konuyu açacak olursak şöyle, biz bu hızlandırılmış ligi çok manidar bulduk. Yani sanki o pandemi sürecinde futbolcuların baskısı, kulüplerin baskısı, federasyonun bu konularla alakalı bir refleks gösterme ihtiyacı olarak düşündük ve bu sıkıştırılmış ligi manidar ve anlamsız bulduğumuz için herhangi bir kazaya kurban gitmemek için iyi başladığımız bir süreci sekteye uğratmamak için katılmadık. Ve şu an gördüğümüz kadarıyla çok da iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Zaten hiçbir İstanbul takımı 3. lige çıkamadı. Çok yerinde bir karar almışız. Şu an çok güzel gidiyor. O yüzden memnunuz yani aldığımız karardan. Evet, doğru karar, arkasından doğru yaptırımları da getirdi. Şu anda da ligde, grupta, zorlu bir grupta olmanıza rağmen Bursa grubundasınız, zorlu bir gruptasınız. Orada da bu sene 3. ligi hedefleyen takımlar var. Ama Bayburt 1918 FK şu anda yolunda yürüyor gibi gözüküyor. Peki bu seneyi değerlendirdiğimizde takım kuruldu. Çok da fazla bir eksiğiniz yoktu ama buna rağmen takviye yapma ihtiyacı duydunuz. Şimdi grubumuz gerçekten evet iyi bir grup. İyi grup olması bizim için gerçekten çok iyi bir şans. Sebebi de şu, biz grubumuzda gerçekten futbol oynamak isteyen bir takım istiyoruz. Yani herhangi bir daha kolay bir gruba da düşebilirdik. Ama gerçekten futbol oynamak isteyen bir takımlardan kurulu bir gruba düştüğünüz zaman işiniz daha kolay oluyor. Örneğin biz Vefa maçını, ilk maçımızdı. Vefa maçını burada değerlendirirsek görüldüğü üzere hiç
ne bir tartışma, ne bir taşkınlık, hiçbir şey söz konusu değil. Takımımız gerçekten güzel bir futbol oynadı. Bunun karşısında herkes saygı duydu. Yani Vefa'yı da tebrik ediyoruz. Biz daha iyiydik herhalde. O yüzden biz kazandık. Böyle yani. Grupla alakalı düşüncelerimiz. Peki biz şimdi ilginç bir statü var. Aslında şu anda şampiyonlar gruptan çıkacaklar. Ama gruptan sonra da bölge şampiyonası yaşanacak. Burada da diğer grupların şampiyonlarıyla karşılaşacaksınız. Ben daha önceki böyle bireysel konuşmalarımızda biz zaten bu seneye takım hazırlamıyoruz. Önemli olan bölgesel amatör ligde, hani önemli tabii ki bu da, şampiyon olmanız gerekiyor ama biz daha ileriye dönük kadrolar hazırlıyoruz demiştiniz. Bu iddianız devam ediyor mu? Yani bu, hatırlarsan abi, 4 sene önce bu işe başladığımız zaman, yani yönetime geldiğimiz zaman 4 sene önce ta o zaman demiştik biz hedef üçüncülük diye. Şu an onun eşiğindeyiz. Takımımız gerçekten çok güzel bir takım. Yani 1-2-3 tane iyi futbolcu değil. Hepsi iyi futbolcu. Hep futbol oynamak isteyen, futbol oynayan bir kadromuz var. Bunun yanında teknik ekip olsun, bu işlerle alakalı kurulmuş grup olsun. Yani güzel çalışmalar yapıyor ve bunun neticesinde de güzel hedeflerimiz devam ediyor. Biz bu gruptan şampiyon olarak çıkıp diğer grupta da işi bitirip üçüncü lige çıkacağımızı düşünüyoruz. Peki asıl merak ettiğimiz şöyle de bir şey de var. İstanbul takımısınız. Çok da büyük iddialarla yola çıktınız. İstanbul'un bir mahallesinden büyük iddialarla çıktınız. Şehir takımlarıyla, belediyelerle yarışıyorsunuz ama aynı zamanda üzerinizde ciddi bir de camia baskısı var. Yani Bayburt'un isminde Bayburt olmasından kaynaklı ciddi bir de camia baskısı var. Bu baskı nasıl hissettiriyor? Yani gerek futbolcu açısından gerek yönetim açısından. Yani açıkçası evet, bu baskı zaman zaman işi zorlaştırıyor. Şöyle, Bayburtlular futbola önem veren bir topluluk. Hali hazırda ikinci ligde mücadele eden yine bir memleketimizin takımı var. Onlara da bu vesileyle başarılar diliyoruz. Biz de burada İstanbul'da amatör kümede mücadele eden bir takıma teklif sonucu gelip yönetime girdik. Memleketimizin insanları güzel tepkiler veriyor. Futbol çünkü çok evrensel bir sistem. İnsanları bir yere getirmek için çok önemli bir enstrüman. Bununla alakalı güzel tepkiler alıyoruz. Zor olan yerler yok mu? Zor olan yerler de var ama güzel yönleri daha ağır basıyor. Yani pek bir problemimiz, sıkıntımız yok yani. Güzel gidiyor her şey. Şimdi diyelim ki üçüncü lige çıktık başkanım. Şimdi kağıthanede bir takım ihtiyaçlar da doğacak. Şimdiden ona da zaten üçüncü lige program yapıyorsunuz. Şimdiden onun da programlarını yapıyor musunuz? Stattı, tesisti? Şu an maçlarımızı genelde bu stattı, bu Nurtepe'de oynuyoruz. Ama aslında yukarıda Sanayi Mahallesi'nde Mehdi Sancak stadı bizim asıl kullanacağımız statta ama bir takım ölçüleri izin vermiyor buna. Antrenmanlarımızı daha çok orada yapıyoruz. Hemen dibinde kulübümüze ait bir bölüm var. Şimdi Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Bey sağ olsun, görüşmelerimiz sonucunda yine stadın hemen dibinde 3 katlı bir bina bize tahsis ettiler. Ve bunu ihtiyaçlarımıza göre hazırlayıp bize teslim edecekler. Kağıthane'de çünkü şu an değil, Kağıthane'nin tarihinde ilk defa Kağıthane takımı balda oynuyor. Daha önce bir takım hak kazanmış ama katılmamış. Katılmadı, evet. Oynamamış. Biz ilk takımız. O da gene bu maç oynadığınız, evet, stadın takımı. Bizim, o da bizim takımımız. O da büyüklerimizin mahallesinin takımı Hürriyet Gücü. Dediğim gibi işte belediyemiz de sağ olsun bizim seneye olmak istediğimiz yere bizi
ihtiyacımız olduğu zaman yardımcı oluyorlar. Bize bir tesis imkanı sağladılar. Şimdi o da herhalde birkaç aya biter. Ama yine bir stat saha ihtiyacımız olacak tabii ki 3. lige çıktığımız zaman. Bilmiyorum buralar el verir mi o sisteme. Onları aşarız diye düşünüyorum. Onlar sorun değil. Peki, bu hafta bir Bursa takımını konuk edeceksiniz. Siz de tribünde olacaksınız. Evet. Maçla ilgili düşüncelerinizi alalım. Yani şöyle, inşallah güzel bir karşılaşma olur. İnşallah vefa maçı gibi bir maç olur. Çünkü ben o günkü maçı gerçekten çok beğendim. Yani genelde amatör müsabakalarda biri diğerine üstünlük sağlayamadığı zaman gerginlikler, taşkınlıklar oluyor. Ama o maçta hiç öyle bir şey olmamıştı. Çünkü gerçekten güzel bir futbol oynamıştık ve futbolla rakibe cevap verdiğimiz için onlar da hiçbir taşkınlık yapmadılar. Saçma sapan hareketler olmadı. İnşallah öyle ciddi bir müsabaka olur. Buraya gelecek olan Bursalı misafirlerimiz de inşallah en güzel şekilde ağırlarız. Yani kazanacağımızı düşünüyoruz ama futbol bu belli olmaz. Hazırlıklarımız tam ve yerinde. Hayırlısı olur, iyi olan kazansın. Evet, takım da maça kampla hazırlanıyor zaten. Evet, biz zaten bu seneyle alakalı değil, geçen sene de böyleydi. Geçen seneki klasman maçlarında başladık biz. Maçtan bir gün önce takımı kampa alıyoruz. Anlaştığımız, çalıştığımız otellerde. Bir gün önce kampa alıyoruz. Sabahleyin onlarla beraber kahvaltı yapıp moral, motivasyon yükleme yapıyoruz onlara. Ondan sonra da gelip müsabakaya çıkıyoruz. Yine böyle olacak. İnşallah kazanacağız. Peki, başarılar diliyoruz başkanım. Teşekkür ederiz. Bizi ağırladınız. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizden dolayı amatör sporlara verdiğiniz destekten dolayı, katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzel yerlere gelirsiniz. Sağ olun.